İnanamıyorum ya. Ya inanamıyorum ben. Ya ben burada aileme bir duyuru yapıyorum. Hayatımın en mutlu, en önemli kararını bildiriyorum. Gecenin sonu. Ya çıldıracağım. Kız bir parmağını oynattı. Yer yerinden oynadı ya. Ya gitse ne yazar, gitmese ne yazar. Niye herkes çil yavrusu gibi dağıldı? Zemzem Hanım zaten bakar gibi bakıyor yüzüme. Sana damat adayını ben bulmadım kızım. Bu geceden başlayarak anlayacaksın. Yalnızca adamla evlenilmiyor. Ailesi de yanında geliyor paket olarak. Annenin büyük kuyruk acısı var. Babanla birlikte beni de aldı ya, oradan biliyor. Aa, estağfurullah. Allah herkese sizin gibi bir kayınvalide nasip etsin. O nasıl laf büyük hanım yani? Aa, konu kaydı gene. Ya Mineciğim, bu Gülizar varken sen dikkatleri asla üzerine toplayamayacaksın, ben sana söyleyeyim. Tamam, bu Fuat densizin önde giden, evet, ama dediği doğru. Gülizar bulunduğu her ortamda hemen ilgiyi üstünde topluyor. Bak kız fırladı gitti masadan, hop Murat abi peşine. Ah Minem, ah nasıl üzülmüştür kim bilir. Öylece gitti mi ya? Vallahi bana sorma, ben görmedim. Tatlı servislerini almak için aşağı indim. Bu dikiliyordu koridorda, gizli gizli seyrediyordu. E abla, ben anlatıyorum burada. Sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum kızım. Bak, bu Fuat dedi ki Mine'ye. Mine dedi. Sen dedi, bu Gülizar burada olduğu sürece dedi, ilgiyi asla üstünde toplayamayacaksın dedi. Tabii herkes bir döndü, bir Fuat'a baktı. Ama şimdi Fuat da bakılmayacak çocuk değil, itiraf et. Muazzez Hanım'a söylesek de, büyük hanımla bir konuşsa, şu Fuat'la Fatoş'un başını bir bağlasak ya abla, bence çok münasip. Ne kadar güzel düşünmüşsün. Ben akşama konuşurum. Olur mu? Olur. Ay yok canım, benim Fuat'la ne işim olur? Fuat tüketenlerden. Ben üreten adam seviyorum. Elleriyle çalışacak böyle. Öyle seviyorum. Seviyorsun. Yani işte abla, biri olacaksa diyorum, öyle biri olsun diyorum. Ha, Fuat olmaz diyorsun yani. Olmaz. Ne olacak şimdi? Fuat çok üzülecek bunu duyduğuna. Vallahi üzgünüm. Kızgınsın biliyorum. Mine'ye kızma, senden habersiz böyle bir açıklama yaptı diye. Hayırlı bir yuva kurulacaksa kimin hangi adım attığı hiç mühim değil. Sen de benim bir oğlumsun artık. Kafandan geçenleri biliyorum. Geçmesin. Teferruatı bırak. Bir an önce yola revan olun. Gençlik çabuk geçiyor oğlum. Evinizi, yuvanızı bilin artık. Hadi iyi geceler. Vallahi ben de hepinizle birlikte orada öğrendim bu durumu. Allah Allah. Ha, sanki sen kaçacakmışsın, öyle mi? Bari önce sana söyleyeydim yine. Sence kaçacak mıydım çoban? Bak, ikimizin adını kazıdım bununla. Keşke yapmasaydım yine. Bak, ağacı yaraladın. Yaralansın. Babamın bir sürü ağacı var. Hem bu artık bizim ağacı. Belki de artık kaçıyordum Mine'den. Ne oluyor bana? Hadi be oğlum, söylesene. Siz köpek milleti sezersiniz böyle şeyleri.
adım adım mutluluğa doğru. Nişanımız çok yakında. Tamam artık ya, geç oldu, yatacağız. Patırtı etme. Of, zaten ancak patırtı edilir bu gitarla. Akor bile olmuyor ya. Ne yapacaksın işte, bak buralarda ancak bu kadarı bulunmuş. Babaanneci yine de bir dediğini ikiletmedi. Gitti adamlar madamlar gönderdi. Ta Tekirdağlar'da hurdlu getirdi. Sen de burun kıvırma. Keşke bir de doğru düzgün bir şey alsaymış. Şımarma, şımarma. Gir internete. Nasıl bir cins bir şey istiyorsan seç, al onu. Kapı gibi kredi kartım var yani. Ne istersen alabilirsin. Ay aman be, sabahtan beri vızır vızır. Vallahi içim şişti. Gel, al süt iç. Bak çok güzel sütleri. Vallahi kaynatınca üstünde iki parmak kaymak oluyor. Ben o kaymakları alayım alayım biriktireyim de sabahları vallahi yeriz. Ne şimdi ki gece gece yağlı yağlı süt mü içeceğiz? İçeceğiz tabii. Sen en son tanıdık bir inekten bir süt ne zaman içtin acaba? Şurada kapı komşumuz ineğimizin sütü. İçmeyeni döverler. Hmm. Oh. Susmuş beni görünce, sonbaharım yazın içinde, bir bilmece üç harf bir hece, cevabı yok niye, kim bu ben, kiminle nerede, bulanık bir nehirde. Virgülsüz cümlelerde, neredeyim, kiminle, nerede, başıboş bir şehirde kayboldum gecelerde. Kelebeğim küçük yüreğimle, kanatsız bedenimle, sonunu sordum ışığa doğru. Çeviri ve Altyazı M.K.